Dolayısıyla muhtemelen sizin yazdığınız yazılar da siyaset üzerine yazılar olduğu için evet. Burada yine bir siyasetin zaman zaman mafya ile yolunun kesiştiği bir meseleden evet. bahsediyoruz. Kullanıldığı yani, bir meseleden bahsediyoruz. Ama yani şimdi biz bunları yazdık diye bize çok öfkeleniyorlardı ama kameraların önünde mafya liderleriyle tokalaşıyorlar evet. işte onları misafir evet. ediyorlar. İşte oradan da şuna geliyoruz. Yine bu Ayhan Bora Kaplan olayında bir yargı, siyaset, mafya evet. Fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu fotoğraf sizce AKP Erdoğan cephesinde nasıl değerlendiriliyor? Özellikle kocamanın Erdoğan'la ilişkisinin gayet iyi bir ilişki olduğu düşünülürse yani, düğün sizce gecesi, şu an gelinliğiyle beraber saraya ilgili? Gitti yani. Şimdi şöyle yani siyaset mafya ilişkisi bizde yeni değil. Evet. Türk siyasi hayatında son 30-40 yılında var bunlar. Alenen var. Şimdi bakıyorsunuz. Ama yine de insanların koltuklarından kalktığı, biraz yaprağın kıpırdadığı bir durum söz konusu olurdu. Şimdi herkes koltuğunda oturmaya devam tabii, ediyor. Tabii yani daha önce böylesi durumlarda bakanlar, milletvekilleri, bakanlar istifa ederlerdi yani anında ama şimdi fotoğraflar var, boy boy evet. fotoğraflar var. Bakanlık yani sarayda fotoğraflar var, yan yana fotoğraflar. Bakanlığa girmiş makamında fotoğraflar var. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan'ın yine yanındaki elemanlardan bir tanesi Umutcan. İki tane genç kızı öldürdü. Yani işkenceyle öldürdü. İlk cinayetinden sonra serbest bırakıldı. Hatta o Umutcan'ın annesine intihar süsü verdiler. Annesini de öldürdüler. İkinci cinayette artık alenen ortada olduğu için şimdi cezaevinde. Bir Ankara'da bunu taksi şoförlerinden berberine kadar işte garsonuna evet. kadar herkes bilir. Evet, bilmesi de isteniyor bence. Çünkü bu aynı zamanda bu tabii çeteler korku, açısından korku bir korku yayıyor, salma tabii. mekanizması. Ve bunlar aynı zamanda torbacılar. Yani bu paranın kaynağı ne? Sadece işte birkaç işletmeden kazanılan para değil. Evet. Okul önlerine kadar düşen, ortaokul önlerine kadar düşen o işte bir takım sentetik ilaçların, işte uyuşturucu maddelerin satıldığı bir ortam. Ve buralarda şimdi birisini kaçırıyorlar, 4 gün işkence yapıyorlar, bir şekilde kaçıyor adam, Çankaya karakoluna sığınıyor. Şikayetçi oluyor. Şikayetçi oluyor, orada diyorlar ki ya sen ne yapıyorsun bak polisler, devletin polisi, bu Ayhan Bora Kaplan çok saygın bir adamdır. Baskı yapıp geri çektiriyorlar şikayet. bunlar tabii şu an kamuoyunun önüne bilinen şeyler. Bir de bilinmeyenler var. Çek senet, zorla imzalatılma, çökme tabiri malına var. Malına çökme, şirketine evet. çökme. Yani evine, barkına çökme, işte aracına, arabasına çökme. Böyle o kadar çok vaka var ki. Kim denir de mesela bazı bürokratlar, bazı büyük ailelerin bireyleri aman bu duyulmasın deyip sessiz kalmayı tercih edenler evet, peki, var. Peki siyaset ve yargı buna niye müsaade ediyor sizce? En sağlam ortaklık suç ortaklığıdır. Hı. Yani şimdi birileriyle bu suçtan, ortada bir suç var ve bu suçtan da bir nema var, bir para var. Yani bu parayı yani sadece sıkışınca şu gazetecileri bir dövüverden ibaret değil mesele. Tabii tabii. Yani şimdi bu paradan nemalanan kişiler var işte. Tutuklanan emniyet müdür yardımcıları var. Yani Yargıtay üyesi var. Yargıtay üyesi, hakim, savcı bir sürü insan var. Ve bunların mal varlıklarına bakıyorsunuz. Helikopterle gidiyor. Yani otele helikopterle gidiyor. Şimdi bir hakim, bir savcı, aldığı maaş bellidir. Yani geceliği işte 3000 avroluk bir otelde konaklayabilmesi mümkün müdür? Aileden zenginim diyor. Ya yani aileden zenginim diyor da yani şimdi bunu çok basit. MASAK diye bir kuruluşumuz var değil mi? Mali suçları araştırma. MASAK oturur. Görev verirsiniz. MASAK bunun 7 sülalesinin ne kadar gelir olduğunu ortaya çıkarır. Ve der ki
kim hangi tarihlerde kimlerin üzerinde neler yapıldığını ortaya çıkarır ama masanın eli kolu bağlı. Masa yani bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Savcılar suç duyurusunda bulunma hakları vardı Cumhuriyet savcılarının. Bir karar çıkardılar bir gecede. Yani benim şuradaki konuşmama izleyen veya ihbar üzerine takip eden bir savcı benimle ilgili suç duyurusunda bulunup hemen soruşturma açabiliyordu. Şimdi ilin başsavcısının izni olmadan hiçbir savcı, yardımcıları ve diğer savcılar hareket edemiyorlar. Başsavcılar kim? 81 vilayetin başsavcıları kendileri belirlediler. Hatta yardımcılarını bile kendileri belirlediler. Şimdi yani bir başsavcının talimatıyla masa harekete geçer. Evet. Ve der ki bunun 7 sülalesinin mal varlığını ortaya çık. Hangi tarihlerde nereden gelmiş? İşte tekneyi nereden almış? Evi, villayı nereden almış? 12 milyonluk arabayı nereden almış? Bunların hepsi ortaya çıkarılır. Evet. Yani bizim mesela benim ödediğim tazminatlar var. 7 sülalemin arıyorlar işte dedesinden Kayseri'de işte şu kadar tarla kalmış. Onun işte bu kadar ortağı var. Ona bile haciz gönderiyorlar değil mi? Yapıyorlar. Ben yaşıyorum bunları. Ama bunlarınkine hiçbir kimse bir şey yapmıyor. Yani Çinçin, Ankara'nın Çinçin mahallesi dediğimiz uyuşturucunun ve suçun en fazla olduğu yerden yetişmiş. 17 yaşında cinayet işlemiş, cezaevine girmiş. Bir adam babadan yok, anadan yok, kimseden yok. Birdenbire geliyor. Ankara'nın en güzide yerlerindeki gece kulüplerine, işte kafeteryalara, restoranlara vesairelere çöküyor. Ve hatta bu adam, bunun yanındaki kişiler, 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu'nun yanında Kaleşnikovlarla poz veriyorlar TRT'nin önünde. Bu silahları nereden aldınız diye kimse sormuyor. Veya Süleyman Soylu'ya sen bunu nereden tanıyorsun diyen yok. Ama Süleyman Soylu ne diyor? Diyor ki ona diyor operasyon yapanlar operasyon çocukları. Hı hı. Yani ve adı geçen Yargıtay üyesi diyor ki bu bir FETÖ operasyonu. Ortada bir suç var. Senelerce bunlar korundular. Resmen korundular yani. Ve bu operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine de alenen bir suçlama var burada. Ama bunların arkasından hiçbir şey olmuyor. Yani bu emniyet güçlerine sen neden böyle söyledin? Kim bunlar? Neye dayanarak? Neden Süleyman Soylu'ya bir operasyon olsun bu? Nasıl bir bağlantı var arada? Denmiyor. Şimdi bunlar çok fazla konuşuldu. Ben şu konuda elinizde bir kulis bilgisi var mı merak ediyorum. Hı hı. Yani şimdi Erdoğan tabii hani fotoğraflardan söz ettik. Erdoğan'lı fotoğraflar da var. Evet. Hani kocaman üzerinden bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba ya biz bu kocamanı iyi çocuk zannettik ama şimdi böyle bağlantıları çıktı diyor ve bu meseleye bir mesafe mi koyuyor ama bir taraftan kocaman hala koltuğunda oturmaya devam ediyor. Nasıl bakıyor sizce Erdoğan'la AKP bu meseleye? Kocaman aldığımız bilgiler kocaman saraydan randevu istiyor verilmiyor. Tayyip Erdoğan'ı iyi tanımak lazım. Bu durumlarda geçmişte ve yakın dönemde ilişkisi olduğu kişilerin bir şekilde korur. Yani frene basın demiş büyük ihtimal ki frene basın ve zamana bırakın unutturun bunu. Hmm. Ama arşiv affetmez yani. Bakın Sinan Ateş cinayetinin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Evet. 10. aya girdik. Unutuluyor mu? Yani bugün böyle bir gelişme olmasaydı biz Sinan Ateş'i konuşuyor olur muyduk? Emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim kendi adıma 3-4 ay hemen hemen her gün televizyonlarda ve sosyal medyada biz konuştuk bunları. Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Meral Akşener olmak üzere bu cinayetin, bu suikastin peşini bırakmayacağız diye söz verdiler. Her fırsatta da biz de bunu gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Ama Sayın Erdoğan nedense ucu yakınlarına veya ortaklarına veya işte siyaseti uzanacak diye bu tip durumlarda tek adam olduğu için hem polise hem yargıya işte bir frene basın, bir zamana bırakın
sümen altına atın, bunu bir unutturun. Çünkü sonuçta yani nikah şahitliğini yapmış, fotoğrafta bende var vesairesi var ve bunlar çok sorgulanmaya başlıyor vatandaşlar tarafından. Yani neden Süleyman Soylu'dan vazgeçti? Ama korumak için, kontrolünde tutabilmek için milletvekili yaptı. Bir dokunulmazlık zırhı verdi ve İçişleri Komisyon Başkanı yaptı. Mesela Süleyman Soylu işte bir dönem Erdoğan sonrası partinin başına geçen, hatta adı MHP'nin genel başkan adayları arasında geçiyordu. Süleyman Soylu geçenlerde İstanbul'a aday olacak mısınız? Asla dedi, yani öyle bir şey aklımdan bile geçirmiyorum. Çünkü Süleyman Soylu bana göre haddini aştığı için, sınırları çok zorladığı için Tayyip Erdoğan tarafından tasfiye edilmiştir. Peki. Şimdi siz İYİ Parti ve Meral Akşener demişken bugünün bir başka önemli gelişmesini sorayım o zaman ben size. Biliyorsunuz İzmir'de Ümit Özdağ'ın adaylığını açıkladı Meral Akşener. Şimdi Özdağ'ın İzmirliler, işte evet, Atatürkçü ve laik kesimde de karşılığı olan bir isim olabileceği ifade ediliyor. Evet. Bu durumda hani adadan ayrılan ilk il İzmir mi olacak, ne dersiniz? Şöyle, bir taraftan da bu açıklamayı aynı zamanda İYİ Parti açısından bir kararlılık olarak da değerlendirmek mümkün mü? Diğer büyük şehirlere de yansıyacak bir sürecin başlangıcı olarak da değerlendirmek mümkün mü? Şöyle söyleyeyim, yani niye İYİ Parti böyle davranıyor? İşte düne kadar niye bozdular vesaireler? Şimdi siyasette her insanın bir beklentisi vardır. Bu parti öyle kolay kurulmadı. Yani İYİ Parti MHP'den uzun bir süren bir mücadeleden sonra MHP'den ihraç edilenler, kovulanlar, dövülenler kurduğu bir parti. Şimdi bakıyoruz, İYİ Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları hemen hemen aynı. Hatta geçtiğimiz yerel seçimlerde yani MHP'nin 8.1, İYİ Parti'nin 8.3 ortalama bir oyu var. Ama MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi var. Bir tane büyükşehiri var. 10 tane de il belediyesi var. 10 tane de il belediyesi. Neresi? İşte Bartın'dı, Karabük'tü, Tokat'tı, Kastamonu'ydu, Amasya'ydı vesaire. Ve 140 tane de, bakın 140 tane de ilçe belediyesi var. Yani ittifakın faydalarından faydalanmış diyorsunuz. Fazlasıyla faydalanmış. Yani mesela işte Adana'yı kaçırmış. Mesela işte birçok bazı yerleri de kaçırmış. Ama İYİ Parti'nin de ben aday olayım dediği, kendisine tamam denen ama alamadığı yerler var. Ama bakın onların sayıları kısıtlı. Onların mesela Balıkesir, Denizli ve Uşak bildiğim kadarıyla. Yani büyükşehir olarak mesela Mersin'de ayrıca girdiler, orada kaybettiler falan, ama 140 tane ilçe, 10 tane il, 1 tane büyükşehir belediyesi. İYİ Parti'nin nesi var? İYİ Parti'nin 23 tane belediyesi var. 2 tanesi de istifa etti, Nazilli ve İncirlioğlu. Evet, tamam, ama İYİ Parti sorun buymuş gibi davranmıyor sanki. Şimdi bakın şöyle, çünkü bir şey bunlar, söyleyeyim. Çünkü bunlar konuşulmuş, bunlar masaya yatırılmış, bunlar reddedilmiş beklentiler değil gibi görünüyor. Şimdi şöyle, bu aşamada. Şöyle, yani Sayın Akşener ve İYİ Parti yönetimine tabandan çok büyük bir baskı var. Şimdi bu önümüzdeki Mart seçimlerinde 600 tane milletvekili adayı göstermeyeceksin. 1370 tane belediye başkan adayı göstereceksiniz. 1370. Yaklaşık 22 binde il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adayı göstereceksiniz. Şimdi siyasette herkesin beklentisi var. Ben belediye başkanı olayım. İşte en azından en kötü ihtimal belediye meclis üyesi olayım. Olamıyorlar. Ve o yüzden de diyorlar ki ya biz bu kadar çalıştık. Biz işte İstanbul'u kazandırdık, Ankara'yı, şuraları kazandırdık ama kendi belediyemiz yok. Bırakın bir de biz kendi başımıza girelim. Yani MHP'den MHP kadar oyumuz var. Niye MHP kadar belediyemiz yok? Niye onlar kadar etkin değiliz? Böyle bir psikoloji oluştu İYİ Parti tabanında.
Buna da yöneticilerin, genel merkez yöneticilerinin yani kulak tıkama hakları yok. Sayın Akşener'in de hayır ben bu şeye devam edeceğim deme hakkı yok. Korkunç evet, bir tazyik var. Bu söylediğiniz çok anlaşılabilir ve bir tercih, hı hı, her siyasi parti açısından da saygı duyulması gereken bir karardı. Ama bunu yapmanın yolu mesela işte çok eleştirildiği eski defterleri açmış olması, Meral Akşener'in bazı belki de gizli kalması gereken konuşmaları evet, ifşa etmiş olması vesaire. Dolayısıyla bu üslubu neden kullandı ya da bu stratejiyi neden kullandığı sorusuna cevabınız ne? Şöyle söyleyeyim, yani Sayın Akşener'in avukatı değil. Geçmişten bu yana bir hukukumuz var ama benim de eleştirdiğim konuları var tabii ki. Yani birebir de eleştiririm bazen. O yüzden de bana bazen gönül koyar yani. Ama şunu söyleyeyim. Kendisi, bizzat kendisinin cümlesidir bu. Hazmedemedim cümlesi kendisine ait. Ne zaman söyledi? Fatih Altaylı'ya verdiği o uzun mülakatta dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı oldum, %7,5 oy aldım. Partim ise %10 aldı. Ben onu hala hazmedemiyorum dedi. Yani kendisinin ifadesi. Dönelim son seçimlere. Cumhuriyet Halk Partisi evet altılı masanın ve Millet İttifakı'nın lokomotifi. Ama orada CHP'nin yarısı kadar olan da bir İyi Parti var. Ama İyi Parti Gelecek Partisi'nin oy oranı bilinmiyor. Demokrat Parti'nin bilinmiyor. Saadet'in bilinmiyor. Deva'nın bilinmiyor. Nitekim çok bir katkıları da olmadı. Ama onlarla eşit tutuldu. Ama masaya